Medet ya Hazreti Allah, medet ya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, medet ya Hazreti Ali Kerim Allah ve Cehu, medet ya Gafs Abdülkadir Ceylani, medet ya Seyyidi Muhammed Ruhi, Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin veda haccında yolculuk içerisinde ehl e dair söylemiş olduğu meşhur sözler pek çok idi. İslam dininin kendisinden sonra ayakta durabilmesi ve o e, ona müntesip olan Müslümanların yaşam standartlarını belirleyen bu hadis-i şerifler tabiri caizse her birisi birer miras hükmündeydi. Zaten o mirasın en üst kademesi ve daha hütbesinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından çok açık bir şekilde beyan edildi. Ve bu yolculukların bir yerinde yürürlerken Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir an duraksayarak ehli imana şöyle nida etti. Allah'ın saygı göstermesini istediği üç şey vardır. Kim bunlara sahip çıkarsa Allah onun din ve dünya işlerini korur. Kim sahip çıkmazsa Allah onun hiçbir şeyini korumaz. Bu iki şeyde İslam ile bana ve yakın akrabalarıma saygıdır. Üç meseleden bahsediyor Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz. İslam'a, Resul-i Aleyhisselatü Vesselam'a ve dahi onun yakın akrabaları olan Beyt'e saygı duymak. Eğer bu saygı duyulmazsa Allahu Zülcelal'in bu insanları korumayacağını açık bir dille beyan ediyor. Öyleyse burada bir parantez açıp önce saygının ne olduğunu tam olarak kavramamız lazım. Zira saygı toplumda çok sık kullanılan ama yine kelime dağcının kıtlığından dolayı unutulmuş, anlamı unutulmuş ama dillere pelesenk olmuş kelimelerden bir tanesi. Saygı asıl itibariyle kişinin kendisinden hariç olana kendi tercihinden vazgeçmesidir kendi adına tercih etmesidir. Kendine ait bir şey söz konusu olduğunda saygı duyduğu her ne varsa onun adına karar veriyor olmasıdır. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beyan ettiği İslam'a bana ve ehli beyte saygı olarak ibalelendirilmesi onlara bağlılık olarak addedilir. Aynı zamanda bu sözümüz Türk Dil Kurumu'nda da şöyle geçer değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram. Ve dahi ikinci anlam olarak başkalarını rahatsız etmekten çekinme duygusu olarak beğen edilmiştir ama asli olan saygı anlamının dışındadır bu. Çünkü TDK'da bu noktada hürmeti asıl itibariyle ihtimam göstermek ve aynı zamanda boyun eğip senin sözün benim sözümden önce gelir ibaresinde bulunmak olduğunu zannedersen bir kenara bırakmışlardır. Çünkü bu ibarenin altında saygı ve korunma bahsi söz konusudur. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu üç konuya saygı duyanların korunmanın altına gireceği beyan ediliyor ki koruyacak olan bizleri Allahu Zülcelal'dir. Allahu Zülcelal'in bir şeyi koruyacak olması o şeyin Allahu Zülcelal'in vermiş olduğu emirlere uymakla mümkün olacağı da şer'en hakikaten ve hikmeten ortadadır. Öyleyse dinde saygı gösterilmesi emredilen bu üç şey aynı zamanda dinin asliyetidir. O İslam'dır ki o Kur'an-ı Azimüşşan, o içerisinde var olan bütün hakikatler ona teslim olmak, Allah-u Zülcelal'in varlığını ve birliğine eman sahibi olarak sahip çıkmaktır. Verilmiş olan imanı en dikkatle yerine getirecek usuller dairesinde yaşamaktır. İkincisi ise elbette ve katiyetle Resulü Kibri Aleyhisselatü Vesselam'a sünnet seniyesidir. Üçüncüsü ise işte Ehli Beyt'tir. Yani tarih boyunca Evliya Allah'ın Ehli Beyt'in sözünden çıkarsanız, Dininiz yarım kalır, eksik kalır, hakikatin dışına çıkarsınız beyanatları buradan gelir. Dolayısıyla şimdi ehli İslam'a hadis külliyatında var olan değerler gereğince seydimize takdir edilmiş bu futuhatın içerisinden bakınca şu pencereden bir hakikat daha ortaya çıkıyor ki bizler ehli beyte sahip çıkmayınca sahibiyet duygusunun getirisi olarak korunmayı kaybettik. Korunması kaybolmuş insanların da saygı özelliklerinin ortadan kalkması pek tabidir. Unutulmamalıdır ki hem Osmanlı Devleti'nde hem Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonraki bütün süreçlerde ve tarih boyunca Hz. Adem'den Peygamber Efendimize kadar gelen o silsile-i Muhammediye ve ondan sonra devam eden ehl i, -i Muhammediye, Aba'ya Aliye hakikat manasında bu ümmetin, bu insanlığın tevhid inancı üzerine yaşarken nezaket, muhabbet ve dirayetle o görevi ifa etmelerine yardımcı olmuşlardır. Öyleyse biz bir şeye saygı duyuyoruz dediğimiz anda o saygı duyduğumuz şeyin sözü bizim için kıymetlidir anlamına gelir. Tabii ki burada bir pencere daha açmak gerekiyor ki günümüzde çok kullanılan cümlelerden bir tanesidir. Gayrimüslimlere, şeriatın dışında yaşayanlara, şeriatı reddeden ateistlere, deistlere, agnostiklere ve elhasıl İslam dininin dışında var olan herkese karşı biz onlara da saygılıyız beyanatında bulunuyor bulunuyor. Elbette ki islahi manasında hiç kimse onlara uymak istiyoruz demiyor diyor olduğunu iddia etmiyoruz. Ama bir hakikat var. Kelimelerimizi kaybettikçe, yaşantı biçimimizden de kopuyoruz. Çünkü bu insanlara karşı, İslam dininin dışında yaşayanlara karşı saygı duyulmaz. Eğer onlara saygı duyuyor derken onların sözlerine ihtiram ediyoruz, hürmet ediyoruz, onlara sevgi duyuyoruz anlamında söylediğimizin farkındaysak bu akideden çıkış anlamına gelir. Dolayısıyla bizler onlara saygı duymayız ama onlara karşı adil oluruz. Çünkü bir şeyde duygu beslemek, saygı duymak bir duygudur. Duygular bizde iman hassasiyetiyle hasıl olur. İman hassasiyetinin olduğu alandan çıkan bütün duyguların İslam'la bağdaşı nitelikte olması gerekir. Yani Allah rızası için sevilen bir şeye saygı duyulabilir. Ama Allah'ın rızasının olmadığı ve hatta onu reddeden bir anlayışa saygı duymak, asli itibariyle ondan bir korunma beklemek manasına işaret eder ki bu mümkün değildir. Bir diğer taraftan, bizlere saygının hikmetini öğretecek olan ehl beytin olacağı da bu ibarelerle açıkça ifade edilmiş olur. Her kim bu noktada ehl beyte karşı saygıyı kaybetmiştir ve hatta onların varlığını unutmuştur, doğal olarak toplum içerisinde saygının da yeniden ihlaz edilmesi çok kolay olmaz toplumsal olarak bizim saygı ve muhabbeti kaybediyor olmamızın temelinde işte bu üç özellik vardır. Yani köşelerde, kahvelerde, ta en tepelere kadar herkesin söylemiş olduğu ortak bir cümleden hareket edersek eğer toplum olarak saygımızı kaybettik birbirimize saygıdan artık yoksunuz derken şu üç şeyi bir kez daha kontrol etmemiz gerektiğini Resulü gibi aleyhissalatü vesselam şu hadis-i şerifiyle bizlere beyan etmiş oluyor. Ey ümmeti Muhammed! Eğer yaşadığınız topraklarda saygının ortadan kalktığını, kendinizi korumasız ve çıplak hissiniz arttığını fark ediyorsanız çünkü Allah Azze ve sizi artık korumaz buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve hatta hiçbir şey diyor yani doğanın da artık bize karşı hoyratça hareketlerde bulunacağını ifade etmiş oluyor ki işte depremlerin, zelzelelerin ve daha pek çok problemin insan hayatını riske atacak olan doğal felaketlerin olmasını da buna bağlamış oluyor Allah Resulü işareten. O zaman şu şeye bakmak zorundayız. İslam'a saygımız hala var mı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hala saygımız var mı? Ve onun ehli beytine hala hazırda saygımız var mı? Eğer yok ise artık Cenab-ı Hakk'ın bizi korumamasını bekleyemeyiz. Çünkü Allah onun din ve dünya işlerini korur diyor Allah Zülcelal. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Dolayısıyla İslam'a saygının mahiyeti ilahisi bu noktada ümmet Muhammed'in ihtisası için bir mecburiyet olduğu bizlere ifade edilir. Ve dahi İslam'da saygı şartı, İslam'ın şartlarına saatlenmiştir. Çünkü namaz kılmak için belli şartları yerine getirmeniz gerekir. Bu, namaza olan saygınız ve hürmetinizin bir göstergesidir. Oruçta bir şeriat kuralı vardır. Niyet edilmesi, vaktinde başlanılması, iftara kadar beklenilmesi, pek çok dünyevi meseleden, cinsellikten, yeme içmekten uzak durulması gibi çok önemli ve hassas farzları vardır. İşte bütün bunlar o inanç değeri üzerinden hasıl olacak feyze ulaşmak için bizlere emredilmiştir ki işte saygının çerçevesi burada ortaya konulmuş olur. Öyleyse ehlibeyte olmayan bir say ehlibeyte yapılmayan bir saygı Onların sözlerini ve fiillerini takip etmeyen bir usul ve nizam altında, insanlığın yeniden, hele ki Müslümanlığın yeniden, inkişaf edeceği topraklara zemin bulması mümkün olmaz. Hakiki manada şu üç şeye saygı göstermeden de bir başka şeyle münasebet mümkün görülmüyor. Ümmeti Muhammed'in yeniden bir arada birbirine saygın bir şekilde hareket edebilmesi için önce korunması gerekir. Bütün İslam dünyasında topraklarımızda yaşanan büyük problemlere bakıldığı zamanda insanların genel itibariyle şu üç şeyden özellikle Ehl-i beyte saygı noktasında geride kaldıkları da çok açık bir şekilde gözlemlenmektedir. Bu gözlem dairesinde anlıyoruz ki bizler Müslümanların dışındaki bütün toplumlara adilane bir şekilde yaklaşır. Onların hayat, yaşam, inanç, ibadet özgürlüklerini mutlak surette bu adalet çerçevesinde değerlendirir ve kabul ederiz. Ama onlara saygı göstermeyiz. Saygı göstermenin kimi olduğunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizlere beyan etmişken yeniden onları derleyip toplamakla kendimize çeki düzen vermekle mükellefiz. O mükellefiyet yerine gelmediği müddetçe de Allah Zülcelal'den bir korunma beklemek yahut başımıza gelen felaketlerin sebeplerini başka başka yerde aramak mümkün görünmüyor.